Annemden bana zencefilli kurabiye tarifi, zencefil çöreği annem tarif etti, ben yaptım. Geçmişten bugüne gelen zencefil kurabiyesi, zencefil çöreği hazırlayacağım. Annemin ölçüsüne göre 250 gram margarin veya tereyağı, şöyle 250 gram kadar bir toz şeker. Bunun bu yağın biraz erimesi gerekiyordu. Biraz daha sert. Ve bunu iyice bu toz şekerle tamamen krema şekline gelinceye kadar yoğuracağız. Değil mi anne? Öyle tarif ettin sen. Bunun normalde elle yoğrulması gerekiyor ki el ısısıyla da bunu rahatlıkla açabilelim. Bunu annem çok çok güzel yapar. Ben bir türlü beceremezdim. Ve annemin o güzel ellerinden, tabii o yapamıyor şu an, bilekleri ağrıdığı için ben yardımcı olacağım anneme. Yeter ki onun yanında ben bunu öğrenebileyim, yapabileyim. Açılır da orada açılır. Burada eline geç açılacak. Bunu, Sarı yağ da gelir her yer. evet, sarı yağ, tereyağı olmuş olsaydı çabuk erirdi. Denerim, olmadı mikserle açmış olurum. Olur mu anne? Olur. Anne, genelde bu kurabiye, zencefil çöreğini ne zaman yapardınız? Hangi günlerde? Nevruz Bayramı'nda. Nevruz Bayramı'nda. Sonra Zencefil çöreğiydi, balık çöreğiydi, Nevruz Bayramı'nda. Yazın şimdi değil, 34 senenin başında balık çöreği yapılır. Zencefil yapılır da balık çöreği yapılır. Hem şekeri eziyoruz hem yağımızı eritmiş oluyoruz. Annem öyle dedi. O kıvama gelinceye kadar yağla şekerimizi şöyle el yordamıyla, el ısısıyla, sizler mikserle de yapabilirsiniz ama bu şekilde daha verimli olmuş oluyor. Şeker de tamamen eriyor içerisinde ve şimdi içine bir tane yumurta kırmış olacağım. Hoppa. Biraz da gene aynı şekilde gene bunu ovup böyle bir köpürtmeye geçiyoruz. Yeterli mi anne? Yeter. Şimdi ne ilave ediyorum anne? Kabartma tozu mu? Her koyduğumuz malzemede biraz daha onu yoğuracağız. Malzemesi bu, bundan başka değil. Malzeme bu kadar. Aynen. Şimdi alabildiği kadar un. Tamam. Anne, bir zahmet bana yardım et. Unu sen daha iyi biliyorsun kıvamını. İyice yoğurayım sonra istersen anne. Yoğuracaksın. O çok olmaz mı? Çok olmaz. Etrafı yağmalısın. Yapacağım. Alacağım, yağını alacağım. Şimdi bunun olması gereken malzeme zencefilini ilave ediyorum. Aslında zencefili yumurtayla Gel, bu birlikte yana de gel. koyabilirdik. Şimdi annem göz kararı koyduğu için ortalama bir yemek kaşığı
ilave etti. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ilave etti anne. Bunu iyice şimdi yoğurdukça yağın da erimesiyle daha da bir kıvamına gelmiş olacak. Anne biraz daha ilave etse miydik sence? Ne? Zencefil biraz daha ilave edelim mi? Yeter daha. Yeter mi? Acı olacak. Ha, fazla koyarsak acı olur diyorsun ha? Tamam. Un ister mi? Yok yok. Yeter mi bu un? Yok yok. Un koyacağız sen. Un ilave edeyim daha. Evet. Tamam. Bak göğüsü yoktu da eriyorlar mı? Tamam. Yeter. Bunlar tabii ki bize annemler bildiklerimiz. Güzel olmaz, o ver kılacak. Hep göz kararı yaptıkları için ölçü veremiyorum. Sadece verebildiğim ölçü 250 gram tereyağı, 250 gramdan biraz fazla toz şeker, bir yemek kaşığı gibi zencefil, bir tane de yumurta. Unu göz kıvamı veya hamurun kıvamına göre şimdi onu sizlerle birlikte... Bu etrafı yağını süyür. Tamam. Bu altta un var anne. Unla yoğurayım. Tamam. Süyür etrafı. Yapabiliyor muyum anne? Ne? Oluyor mu? Başarabiliyor muyum? Niye başarmışsın? Bunu seninle yapmayı çok istiyordum. Çünkü ben bir türlü hatırlayamadım neler konuluyor. Dedim anneme ilk işim bunu annemin yanında yaptırmak olsun. Hadi ver bunu baba, bu görüp. Vereyim. Ah, kıvamına bakmak için anneme veriyorum. Buyur. Elinde de şimdi bak bu kadar götürüyorum. Kıvamını küçük götüreyim de ceviz büyük. Böyle götür. Kıvamı bu şekilde. Biraz yoksa da. Anne yeter herhalde. Ha, fazla. Yayılacak da. Pişerken yayılacak ama sanki kıvamı tamam. Anneme göre biraz daha koymamız gerekiyor ama zannedersem değil. Hı. Yeterli. Şöyle yuvarlak yapıp bastırıyormuşuz. Annem yapsın bunu. Anne daha güzel yaptın sen. Buyur anne. Sana vereyim. Kamerayı mecburen bu şekilde yönetmem gerekiyor. Şöyle bir. Marifetli annem benim. Ve ben isterim annem yapar. Büyüklü küçüklü mü oluyor? Bir efkele elinde. Hatta ovuyum bak, daha. Bir efkelemedi bak gördüğün olsun. Tamam. Tamam. İyice elimde yuvarlayayım diyorsun ha. Tamam. Efkele, efkele. Elinde iyice efkele. Ah efkeledim, ovdum. Annem kamerada görünmek istemediği için bu şekilde yapıyorum ama annemin şu dudak şeklini şöyle. Sana kurban olurum ben anne. Emekler canım benim. Şekil veriyoruz şu an. Sığdı mı anne? Sığdırabilecek miyiz onları? Bence önce bunları yap. Sonra aralara sıkıştırırız. Şimdi bu şekilde birkaç tane de aralara serpiştirmek zorunda kaldık.
Şimdi yumurtanın sadece sarısını ortalarına göbek yapıyoruz. Ocağı yandırdı ya. Fırını açmadım daha. Sıcak mı olması gerekiyor? İstiyorsa bir. Tamam, açayım fırını. Oldu mu anne? Oldu, bunda kaldır. Sanki bunda az var anne. Yok, aynı tabi işte. Tamam. Yoruldun annem, kurban olurum. Hakkını helal et annem. Şimdi fırına vereceğim. Kurabiyemiz hafif pembeleşince çıkarıyoruz. Annemden bana zencefilli kurabiye tarifi, zencefil çöreği. Annem tarif etti, ben yaptım. Anneciğim, ellerine sağlık. Evet. Çok teşekkür ediyorum sana. Bu güzel tarifi bana verdiğin için, benimle paylaştığın için. Bizlere afiyet olsun. Amin.